Merhabalar sevgili seyirciler. Bugün 3 konukla huzurlarınızdayız. Hipnozu konuşacağız. Bağlantılı olarak da psikiyatrik rahatsızlıkları, hastalıkları, şikayetleri, yakınmaları konuşacağız. İki disiplin arasındaki bağı anlamaya çalışacağız. Ama önemli bir haberimiz de olacak. Çünkü Cuma günü 7.si yapılacak olan Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi'nden bahsedeceğiz. Bu kongrenin iki önemli ismini bugün misafir ediyoruz. Hem hipnozu anlamaya çalışacağız, neler yaptıklarına ilişkin zihnimizdeki sorulara bir cevap bulmuş olacağız. Biz de kendi sorularımızı soracağız. Ekranda gördüğünüz telefonla varsa sizlerin de sorularını elbette bekleyeceğiz. Ve aynı zamanda psikiyatrik hastalıklarda nasıl kullanıldığına ya da hangi alanlarda kullanıldığına da bakacağız. Ama kongre ne demek? Tıbbi hipnoz kongresi ne anlama gelir? Hipnozu biliriz ama tıbbi hipnoz neden söylenir? Yani bu cümlenin bir anlamı var mı? Muhakkak merak etmişsinizdir. Bütün bunları açacağız. Hipnozun çeşitleri ya da yönelimleri var mı? Farklı ekolleri var mı? Tıbbi hipnoz ya da bilinçli hipnoz dediğimizde neler anlamamız gerekir? Bunların tümü bugünkü konumuz içerisinde. Sevgili seyirciler, ekranda gördüğünüz telefonda sizleri misafir etmek isterim. 0216 alan kodumuz. 633-06-58'den aradığınızda konuğum olabilirsiniz. Sorularınızı konuklarıma kendinize sormanız mümkün. Bununla birlikte diğer iletişim bilgilerimizi de hemen hatırlatalım. Yönetmenim Ayhan Pala zaman zaman ekranda sizlere yine takdim edecek. Oradan da bize ulaşmayı sürdürün lütfen. Elektronik posta adresini verelim. canbolatugur@gmail.com adresinden şimdi gördüğünüz ekranda. Burada programla ilgili, konularımızla ilgili sorularınızı alabiliriz. Twitter adresimizi ekranda gördünüz. Buradan da sorularınızı mümkün. twitter.com/ugurcanbolat. Facebook'tan zaten yazmaya başladınız. İşte ekranda adresimiz facebook.com/iyibak.kendine7 adresinden bize ulaşmanız mümkün. Daha fazla uzatmayalım. Dönelim stüdyomuza. Değerli konuklarım hemen takdim edeyim. Ali Eşref Müezzinoğlu hipnoz derneğinde Türkiye'de hatta değil mi, Avrupa'da belki de dünyada ilk akla gelen isimlerden birisiniz. Çok emek verdiniz. Uzun zamandır bu işlere çalışıyorsunuz. 7. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi'nin de 12-13-14 Mayıs'ta yürütücülüğünü hocamla beraber az sonra takdim edeceğiz. Götüreceksiniz ve bize çok iyi şeyler anlatacaksınız. Zaten onlarca kitaplarınız var. Doğrudur. Çok değil güzel mi? Gelişmeler var. Özellikle Sağlık Bakanlığımız gerçekten tamamlayıcı tıpla ilgili bir süredir ciddi çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda Mart ayının son günlerinde Ali Özden Bey'le birlikte diğer arkadaşlarımla bakanlığın daveti üzerine bir toplantıya katıldık. Burada hipnoz bilim komisyonu oluşması vereceğim. Bu tamam. İyi bir haber olarak paylaşmak tamam, istiyorum. Dural hemen söylemiş oldunuz. Biraz ayrıntılarını biraz sonra açalım o halde. Diğer konuğum da Doktor Ali Özden Öztürk Tıbbi Hipnoz Kongresi Başkanı. Aynı zamanda kongrenin de değil mi hocam yürütücülerinden sizsiniz. Birlikte hocamla götürüyorsunuz. Sizin Avrupa ayağında da çalışmalarınız var. Bu konuda söyleyeceklerinizi ben de heyecanla bekliyorum. Hem Türkiye'de tamam. Hem Avrupa'da neler yapıyorsunuz. Hipnozla ilgili belki bazı mitler ya da yanlış bilinen durumlar var. Onların sahne kullanımları ile ilgili zaman zaman bazı kaygılar var seyircilerimizde. Onları da giderme fırsatı belki bulmuş oluruz. Elbette. Sorularımıza içtenlikle cevap vereceğinizi biliyorum zaten. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, diğer konuğum Üsküdar Üniversitesi Eteler Polikliniği'nden psikiyatri uzmanı, yardımcı doçent doktor Sabri Burhanoğlu. Merhaba Sabri Bey. Merhaba. Uzun bir ara vermiştik. Tekrar beraberiz. Siz de psikiyatri alanında nasıl kullanılıyor? Bu etkileşim nasıl oluyor? Beyin ve psikiyatri bağlantısı nedir? Telkinlere her insan açık mı? Ya da açık olanlar nasıl açık olabiliyorlar? Tıbbi hipnozu sizin tedavilerinizle birlikte, yani medikal ilaç tedavilerinizle birlikte nasıl kullanıyoruz? İkisinin bir arada olması, birbirinin içine girmesi, konuşması, etkileşimi nasıl oluyor? Buna bir tedavi ittifakı diyebilir miyiz? Birlikte çalışıyor musunuz? Birlikte çalışmak mı gerekir? Aklımıza pek çok soru var. Tümünü size de soracağız. Sizden de soru cevaplar bekleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, programımız 1'e 5 kalaya kadar devam edecek. Kesintisiz devam edeceğiz. Program sonunda önerilerimiz var. Belki bir fırsatımız olursa pozitif bir sözle paylaşmayı umuyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Daha doğrusu başlayalım. Hocam dilerseniz kongreden biraz başlayalım. İşin heyecanlı kısmından başlayalım. Yurt dışı konuklarınız var. Evet. Elimdeki davetiye göre 12-13-14 Nisan'da olacak. Evet, Üsküdar Üniversitesi ve hocamın da başkanlığını yürüttüğü Tıbbi Hipnoz Derneği ile işbirliğiyle geçecek.
gerçekleşiyor. Doğru. Ve galiba yedincisi. Evet, yedincisi. Aşağı yukarı ben 99'dan beri üniversitelerde görev alırken 2000'li yıllardan başlayarak hipnoz eğitimlerine başladık doktor arkadaşlarımıza. Daha sonra kongreler yaparak işbirliğinin artması, paylaşma ve dışarıdan misafir davet ederek heyecanlar oluşsun istedik. Bu yapıla geldi ve bu defa artık 7. kongremizi yapıyoruz. Bu kongremizde 2 tane gerçekten dünyaca tanınmış, dünyaca sevilen, görevleri olarak bilinen 2 misafir katılımcımız var. Bir tanesi Suzanne Karolusan isminde dünya çapında bir yazar, aynı zamanda İsveçli, daha önce İsveç Hipnoz Derneği'nin kurucu başkanlığını yapmış olan bir kişi. Bu alanda bilinen bir isim değil tabii, mi? Tabii, kitapları, yayınları var bir hayli. Evet, kendisi daha önce de Türkiye'ye gelmişti. 2011'de Avrupa Kongresi'nde ev sahibi yaptığı zaman katılmıştı. Diğer isim ise çok daha önemli. Consuelo Casula isimli bir İtalyan kökenli ama Amerika'dan eğitimli, Erikson'un öğrencilerinden bir hanımefendi. Kendisi aynı zamanda Avrupa Hipnoz Birliği'nin seçilmiş başkanı. 2014 yılında İtalya'da yapılacak kongrede kendisi görevi devralacak. Öte yandan da Dünya Hipnoz Birliği'nde sekreteryasını yönlendiriyor. Kendisi bu 3. kez Türkiye'ye gelecek ve biz arzu ettik ki katılımcı arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız biraz dışarıdaki bilgilere de erişsinler diyerek Cuma gününü tamamen Consuelo Casula'ya ayırdık. Aşağı yukarı 6 saatlik bir 4 periyotta 1,5 saatlik çalışması olacak. Cumartesi günü de Suzanne Karolusan'a ayırdık. O da bütün gün verecek. Pazar günü biz Türklere ayırdık. 3 ayrı salonda yoğun bir çalışmayla yapacağız. Şu an itibariyle 250 aşkın hekim arkadaşımız kongremize katılmak üzere başvurdular. Bu tabii Üsküdar Üniversitesi'nin bir hizmeti olarak, Tıbbi Hipnoz Derneği'nin desteği olarak yapıldı. Katılımcıları biraz sonra konuşalım mı hocam? Tabii, biraz daha ayrıntı sizden rica edeceğim tabii, ama Ali hocamdan da şunu öğrenmek isterim. Hocam, bu kongreyi birlikte yapıyorsunuz. Üniversiteyle ortak paydaştınız. Daha önce de zaten yaptınız. Yıllardır da çalışıyorsunuz. Bu işin başkanlığını da siz yürütüyorsunuz. Aktifsiniz. 7. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi ne getirecek? Yani ne söyleyecek? Biraz buradan bahseder misiniz? Yani kongrenin amacını da böylece biraz anlamaya başlayalım. Şimdi hipnoz tıbbın birçok branşında tedavide destek olan, yardımcı olan bir tedavi etiği. Doktorların, diş hekimlerin ve psikologların, yani tedavi ehliyetine sahip ya da tedavide hekimin yanında olan, bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın tedavi amacıyla kullanmış olduğu, kişilerin ancak yapabildiği bir şey. Dolayısıyla Türkiye'de kullanılan bu hipnoz etiğinin oturmasında bu sağlık profesyonellerinin dünyadaki hipnozla ilgili bilgilerine hakikaten Ali Eşref Bey'in de bahsetmiş olduğu iki değerli insanın katkısıyla onların workshoplarını takip etmek, onların vermiş oldukları bilgileri paylaşmak şansını getirecek. Ama öte yandan tedavi etiğinde bulunan kişilerin de bu konuda yapılan şeylerden haberdar olmasıyla inşallah Sağlık Bakanlığı bünyesinde de gerçekleştirilecek olan tedavide hipnozun kullanılmasıyla ilgili yönetmelik çıktıktan sonra Türkiye'de birçok hekimin, diş hekimi ve bu konudaki görevlendirilen kişilerin tedavideki yardımcı unsur olarak kullanma şansını getirecek. İçinde bulmuş olduğum dernek, Tıbbi Hipnoz Derneği, Avrupa Hipnoz Birliği'nin akredite de ettiği, kabul etmiş olduğu bunların tıbbi etik kurallarına uygun olarak kurulmuş ve hizmet veren bir dernek. Hocam, önemli bir şey söylüyorsunuz. Biraz açalım. Belki Ali hocamdan tabii. İki Ali olunca hangi Ali hoca diyecektir ama. Olsun. Doğrudur. Aliler Ali'dir. Doğrudur. Aliler Ali'dir. Ali varsa zaten. 1991 yılında Tıbbi Hipnoz Derneği'nin kurucu başkanlığı ben yaptım. Kuruldu ve çalışmalar devam etti. Tabii ki Batı'ya 2000'li yıllardan sonra açıldık. Gerçi benim eski 82'lerden falan
erişmem var Glasgow'daki kongrelere katılma gibi ama burada şunu görebildik. Gerçekten dünyada hipnoz birliği adı altında tıbbi kuruluşlar bir araya gelmişler ki pek çok ülkede altyapı oluşmuş ve hizmet veriyorlar. Etik kurallar koymuşlar, eğitim projeleri yapmışlar, tek tipe dönmüşler. Biz de 6 yıl kadar oldu zannediyorum başvurduktan sonra dernek tüzüğümüzü incelediler, değerlendiler. Bizim derneğimiz de gerçekten doktor, diş hekim, psikolog dışında hiçbir üye kabul etmeyen tıbbi etiklere bağlı bir dernek olduğu için benimsendi, özümsendi. Devamlı aşağı yukarı takip ediyorlar ve geliyorlar. Bu da bizlerin de geri olmadığımızı gösteriyor. İnşallah biraz önce dediğim gibi tekrar bakanlığımızın da bu işi disipline etmesi, piyasada hekim olmayan insanların hatta yeterince eğitim almadan zarar verdiği bir ortamda dur demenin zamanı geldi. O neden gerekti? Biraz konuyu anlayınca onu biraz daha açmanızı isteyeceğim hocam. Hani efendim. Biz bir tabloyu açalım ardından onun anlamı gelsin. Biraz sonra da Sabri Bey'e soracağım ama biraz biz işi oturtalım. Psikiyatrik tarafını ayrıntılı almak istiyorum. O sebeple seyircilerim de mazur görsünler. Ali Özden Hocam, etik çalışma dediniz. Yani etik sınırlar içerisinde yapılan tıbbi hipnoz çalışması gibi cümleler kurdunuz. Hı hı. Etik çalışma ne demek? Hipnozda etik olmayan ya da etik sınırları zorlayan ya da soru işaretleri uyandırabilecek çalışmalar da oldu galiba Türkiye'de ve dünyada. O sebeple mi bunlar belli bir yere çekiliyor? Ya da burayı biz nasıl anlayalım? Her meslekte olduğu gibi ya zaman zaman hani tıbbın her mesleğinde de işte duyuyoruz haberlerde falan da okuyoruz. Kimseyi suçlayacak durumda değiliz. Öyle bir niyetimiz de yok zaten. Seyircilerimiz bizim yapımızı biliyorlar. 850. programdayız galiba. Ne demek tıbbi çerçevede olmak? Sizin kaygılandıran ya da mesleğinizi bu işi yapanları neler kaygılandırdı? Ya da böyle bir şey var mı? Kaygılanmak kısmı değil. Doğru insanların yaparak tedaviye yapabilecekleri yardımı yanlış kişilerin yaparak kirletmemesi ya da gölgeye bırakmaması benim bütün gayem. Sınırları doğru çizmek o zaman. Yani kimlerin yapabileceği, sadece uygulayabileceği tabii, değil mi? Yoksa hipnoz tıpta tedavi desteği olarak kullanılan bir şey. Mesela cerrahi branşta anestezi tekniklerine destek olarak kullanılabilen hasta hazırlanmasında ameliyatta anestezi vermeden verilmiş olan hipnotik telkinlerle ağrı kontrolünün gerçekleştirilmesinde ve post operatif dönemde hastanın iyileşmesini gerçekleştirdiğimiz o dönemi çok daha verimli geçirmeye kullandığımız bir ağrı kontrolü yönü var. Bu diş hekimliğinde, işte ağrısız doğumlarda, cerrahide birçok alanda ağrı, akut ağrıyı ve kronik ağrıyı da kontrol etme açısından önemli. Mesela migren rahatsızlıklarının tedavileri açısından düşünün, değişik miyaljileri düşünün. Bir ağrı yönü var. Bir onun dışında tabii ki şimdi arkadaşımın alacağım, bu konudaki söyleyecekleri çok şeyler olacaktır. Psikiyatrik açıdan ve psikolojik yaklaşımlar açısından bakılan destek unsuru var. Tedaviye destek olarak olduğu kadar tedavide direkt olarak kullanılan psikiyatrinin kuruluşundan tam temellerine oturuşu döneminden bire başlayan o evet. güzellikleri var. Peki. Onun dışında psikosomatik tıp ağırlar alanında çok falan. Geniş bir kullanım alanı var. Yani tıbbın her branşında değişik yaş gruplarında farklı tedavi etiklerine destek olarak kullanılan bir şey. Benim bütün şeyim tıbbi kelimesinin altında tıbbın hipnozu kullanımı şeklinde onu kastetmek evet, istiyoruz. Evet. Bizim hedefimiz sadece ondan evet. ibarettir. Peki dönünce şimdi Sabri Bey'den de alacağım ama ardından neden bilinçli hipnoz cümlesini kullanıyoruz? Ali Hocam'dan evet, onu tabii. rica edeceğim. Evet, Sabri Bey, multidisipliner diyeceğimiz bir noktaya geldik. Şimdi siz mesleğiniz bakımından, siz de Üsküdar Üniversitesi mensubusunuz, hocamlarla beraber çalışıyorsunuz, hocamlar derse giriyorlar. Hafta sonları galiba Ali Bey'in de katıldığı workshoplar oluyor, eğitimler evet. oluyor. Yani ortak bir çalışma yürütülüyor ve bunun katılımcıları var. Bize psikiyatri mesleği bakımından ve disiplinler arası uyuşma, çalışma bakımından nasıl bakıyor sizin alanınızdaki mesleğiniz? Psikiyatristlerin tümü bunu bilir mi?
ya da multidisipliner yaklaşım önemli mi? Birlikte çalıştığınız vakalar oldu mu ya da olabilir mi? Biraz kendi mesleğiniz bakımından neler söylersiniz? O yardımcı tedavi olarak mı düşünülüyor? Nasıl bir ortaklık var? Psikiyatride hipnoz kullanılan bir yöntem. Yani bir tedavi aracı diyoruz biz buna. Hipnoza, yani hipnozla yapılan tedavi biz hipnoterapi diyoruz. Hipnoterapi bir yöntem, bir tedavi yöntemi. Hem vermek istediğimiz, mesela yapmak istediğimiz farklı tedaviyi kolaylaştırmak açısından kullanabiliyoruz. Mesela işte hastanın bir zorluğunu şey yapmak açısından. Bazen şeyde mesela diğer somatik hastalıklarda, diğer tıbbi hastalıklarda da kullanılıyor. Ama en çok ortak dediğimiz psikosomatik hastalıklar mesela çok ciddi. Bunlar psikiyatrik yönü çok fazla olan hastalıklar aslında. Ama genel tıpta yani çok fazla. Psikosomatik dediğimiz yani ağrı olan değil mi? Yani psikiyatrik kökenli ama bedensel ağrı olarak tabii algıladığımız duruma mı diyoruz bunu efendim? Yani tam psikosomatik hastalıklar genellikle şöyle. Biz onları şey deriz mesela hipertansiyon, esansiyel hipertansiyon, işte psoriyazis, ülser, mide ülseri, işte bağırsak hazımsızlık ya da irritable bağırsak hastalığı denen hastalıklar, baş ağrısı, özellikle nöropsikiyatride ya da nöroloji, migren, gerilim tip baş ağrısı dediğimiz hastalıklarda çok kullanılabilir. Ama psikiyatrik şeyde, yani ana psikiyatri konusu olan yerlerde bazı hastalıklar dışında, o ağır bazı hastalıklar dışında tüm hastalıklarda kullanılabilir. Örnek veriyorum, tik, kekemelik, trikotillomani dediğimiz saç koparma, kıl koparma hastalığı, yeme bozukluğu, obezite, psikojenik ağrılar, konversiyon bozukluğu dediğimiz çeşitli psikolojik rahatsızlıklar, cinsel işlev bozuklukları, sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, fobiler, panik bozuklukları, değişik anksiyete bozuklukları, sosyal fobiler, agorafobiler, posttraumatik stres bozuklukları gibi çok geniş bir kullanım alanı var. Ama tabii ki bu hastalıklarda hipnoz yapılır ya da hipnoterapi yapılır diye bir kaide yok. Gerektiğinde hani hekimin ya da psikoterapistin seçeceği bir yöntem olabilir. Şöyle düşünebilir miyiz? Mesela diyelim ki siz hastanıza yaklaşırken ya da danışanınıza, yakınması olan kişiye, böyle de söyleyebiliriz. Bir seçenekler çantanız var ya da, evet, seçenekler kutunuz var. Kişinin ihtiyacına göre, şikayetine, yakınmasına göre bunların tümünden de yararlanmanız mümkün. Tabii bu ki. Bu seçenekleri çantası, tedavi seçenekleri çantasının içinde hipnoterapi de var. Böyle mi anlayalım? Evet, evet. Çok iyi söylediniz. Bu araçlardan sadece bir tanesi. Yani burada mesela hipnoterapiyi konuşuyoruz diye ve bu hastalıkları saydım diye şöyle bir algı oluşmasın. Hani bu hastalıkların tedavisi hipnoterapiyle yapılır diye bir kaide yoktur. Hipnoterapi yardımcı bir yöntemdir. Kullanabiliriz de, kullanmayabiliriz de. Kişiye göre seçim yapıyoruz. O kişiye çok iyi gelebilir ya da gelmeyebilir. O işte hastanın durumuna göre seçtiğimiz bir yöntem. Peki. Yine devam edeceğiz. Çünkü benim de başlıklarım var. Mesela sigarada, zayıflamada, kaygıları gidermede, depresyonda, özellikle sınav stresinde buna yönelik seyircilerimizden sorular da geliyor. Mesela öfke kontrolünde uygulanır mı? İşte daha evvel hocam doğumlardan bahsetmişti. Belki evet, bugün de gidilebilir. Diş çekimi, yani diş çekiminde zaten biliyoruz. Doğumlarda daha fazla biliniyor. Bunlara da girebiliriz. Hocam bu birlikte yürüyor olmak, yani disiplinler arası birlikte, evet, yürüyor olmak. Siz de ona bir temas ederseniz sevinirim. Ayrıca biraz kongreyi ayrıntılandım. Doğrudur. Şimdi efendim ben aşağı yukarı 5 yıldan bu yana nöropsikiyatri grupta Nevzat hocamızın da isteği doğrultusunda belli alanlarda çalışıyorum. Yaptığım çalışmalarda bir doğrudan gelen benim kendi hastalarım var.
Dışarıda çalışmıyorum. Daha üniversiteye bağlı veya klinikteyim, başka bir yerde değilim. Veya arkadaşlarımızdan bana yönlendirilen vakalar var veya birlikte devam ettiğimiz vakalar var. Burada şöyle görebildik ki kişiyle, tabii ki herkese hipnoz yapacağız diye kural yok biliyorsunuz. Bu istemle yapılan, kişinin aklının yatmasıyla size hatta güvenmesi yapılan bir çalışma. Siz mayalama gibi tabii, bir şey tabii, söylemiştiniz. Tabii. Kişinin ihtiyacı işte, isteği evet, değil mi? Evet, yapılan bir çalışmadır. Tamamlayıcı ve destekleyicidir. Örneğin çeşitli örnekler vermemiz mümkündü. Mesela arkadaşlarımız psikiyatri alanında çalışırken alkol, sigara bırakma gibi kavramlarda yoksunluk duygularının çok bastığı, rahatsız olduğu anlarda yoksunluk duygusunun kontrolünü kolaylaştırmada hipnozdan da yararlanır. Ama mutlaka her şeyde hipnoz yapacağız değil. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Hipnoz ne zaman endikedir? Diğer yöntemlerin yeterli kalamadığı yerde, eksik kaldığı yerde, tamamlayıcı bağlamda ihtiyaç duyduğu yerdedir. Mesela sigara bırakmak her türlü şekilde mümkündür ama bizim hipnozun yapması gereken sigara bırakma olayı şudur. Her türlü yöntemi denediği halde bir türlü sigarayı bırakamamış olan kişinin sağlığı ve talebi gereği sigarayı bırakması gerekiyorsa hipnozu öncelikle değerlendirmeye almak zorundayız. Ancak hipnoz birebir yapılan bir çalışma şekli olduğu için bir ilaç yazar gibi herkese verme şansınız yok. Kısıtlı insana hizmet verebiliyorsunuz. Bu bakımdan olayı çok iyi seçmek ve değerlendirmek lazım. Ben gerçekten yıllardır yaptığımız bu çalışmalarda hipnozun bir şırınga olduğunu düşünüyorum. İçine ne zerk ederseniz o yerleşir. Ama zerk edeceğiniz kişiyle iletişim kurmakta 3 tane temel özellik var. Nedir hocam onlar? Birisi mental durumdur. Kişinin aklı fikri yerinde olmalı. Yani aptalla bunakla gerizekayla bu hizmeti veremezsiniz. Yani telkini anlayacak, sizi karar anlayabilmeli, verecek, sizi anlayabilmeli. Reddedebilecek bir şey mi? Evet, kendini anlatabilmeli. Şey mi, evet, kendini anlatabilmeli, anlaşılabilmeli. Yani herhangi bir akli sorun olmamalı. İkincisi bir sahne gösterisi olmadığına göre kişinin problemi hipnozun tedavi alanlarına giren kapsamda olması lazım. Üçüncü olarak tamam girdi de gerçekten problem sahibi, alkolik de diyebilirsiniz, sigara da diyebilirsiniz. Hı-hı. Kişisel problemi ağır basan yerde ailenin de zarar gördüğü konular vardı. Uyuşturucularda olduğu gibi, kumar çok olayında olduğu var gibi. Kişi bu bağlamda gerçekten kurtulmaya karar verirse biz yardımcı olabiliyoruz. Yani ısmarlama diye bir şey yok. Niye? Bizim yaptığımız bilinçli hipnoterapi, yani farkındalığın maksimize olduğu bir durum. O da ne olabiliyor? Kişinin istemesiyle, inanmasıyla, güvenmesiyle başlayan bir çizgidir. Biraz o cümleyle açalım hocam. Hadi ben de tam evet. Oraya gelecektim. Bilinçli hipnoz dediğimiz şey, hipnoz kişinin dediğin, istemesi, bilmesi, ne alacağını biliyor olması doğrudur. Şeklinde de mi anlayabiliriz? Tabii. Şimdi efendim, hipnotik olay, dünya yaşamı hipnozlarla doludur. Farkında olmadan da yaşadığımız her anda hipnotik transa girmiş gibi gevşeyebiliriz, telkin alır hale de gelebiliriz. Veya işte berberin makasındaki sesin gevşettiği anlar vardır. Çoğumuz uykumuz görüyoruz. Vardır. Nasıl uykum ki? Bu biraz hipnotik durumlarla ilgili. Tabii. Klasik hipnozlarda genelde kişi farkında değildir yaklaşım var. Empoze etmeye yatkındır gibi, hatırlamayacaktır, uyuduğunu zanneder. Doktor Öztürk ekolünün temel prensibi nedir? Farkındalığın en üst düzeye çıkarmaktır. Niye farkındalık çıkaracaksınız? Hekimin verdiği her telkin hastanın benimsememesi için. Onun isteğine, inancına, duygu ve düşüncesine uygun geliyorsa kabullenmesidir. Aksi halde içinden red kararını vermesidir. Bunun için biz hastalarımızla görüş onları uyutmuyoruz, kendinden geçirmiyoruz ama nasıl bir duruma getiriyoruz? Şöyle özetleyebilirim. Siz Doktor Öztürk modeli mi dediniz hocam? Benim hocamdı, dayımdı rahmetli. Ali Özen'in de amcasıydı. Bizim hocamızdır. Kendisi 79 yılında vefat etti. Genel cerrahtı. Rahmet diyelim. Artı Türkiye'nin ilk anestezyoloğuydu. Artı göğüs cerrahıydı, toraks cerrahıydı. 1000 tane ameliyat yaptı Haydarpaşa'nın Münih Hastanesi. Ben de onların son ameliyatlarını filmini alan, ameliyatlarda yanında asiste eden yeğeni olarak buluyordum. Konuşarak, şarkı söyleyerek 4 saat süren mide rezeksiyonları yaptı. Bunların bir kısmı televizyonlarda, TRT falan da aldı ve yayınlandı. Ama burada yani herkesin ameliyatını yapılacak demek istemiyorum. Bu o kadar kolay bir şey değil. Ancak hipnoza girenlerin gerçekten alerjik reaksiyonları varsa, narkoz verilemiyorsa hipnoz denenebilir ama %15 skalada derin bir hipnotik transa girmesi lazım. Bilinçli ne demek? Farkında olmak demek. Farkındalık ne demek? Şu anda beni dinlerken izleyicimizin veya dinleyen kişilerin kararları var. Doğru söylüyor, yanlış söylüyor, katılırım katılmam diye değerlendirme yapabiliyor. İşte hipnotik trans dediğimiz rahatlama anında da kişide bu farkındalık var. Yani verilen telkinleri seçer, değerlendirir, kendine uyuyorsa benimser ve yerine getirir. Bunu yapabilmek için ne yapmanız lazım? Kişiyi hazırlamanız, mayalamanız lazım. Yani bizim yöntemimizde önce iyice hastayla görüştükten sonra herkese yapılmayacağını değerlendirdik
geçtikten sonra seçilen kişileri hemen tedaviye almıyoruz. Önce bir hazırlık evresi var. Hocamdan almak isterim. Tabii, hocam izniniz olursa. Hocam siz de galiba aynı yöntemi uyguluyorsunuz değil mi? Bir ekol evet. olarak da aynı olduğuna göre hocamdan anlattığını sizden de duymak isterim. O mayalanma dediğimiz şey nedir? Kişinin bilincini biraz daha mı oturtuyor? Bir nevi karşılıklı sözel olan bir anlaşma mıdır bu? Ne alacağını hekiminden ya da hipnoterapistin ne deniyor tam olarak? İşte hipnoz evet. uygulayan kişinin ne vereceğini biliyor olması anlamına mı gelir? Biraz o mayalanma, evet. karşılıklı sözleşme, sözel olan sözleşme. Biraz oradan bahseder misiniz? Şimdi bu tekniğin dünya içindeki isimlendirilme şekli Awareness Under Conscious Hypnosis. A, U, C, H harfleriyle ifade edilen bir teknik. Hakikaten Dr. Hüsnü İsmet Öztürk tarafından bulunmuş ve bununla ilgili olarak da bu kongrede kullanılan şeylerle, ameliyatlarla ilgili de bilgiler de gene aktarılacak katılımcılara. Şimdi buradaki yapılmış olan çalışmada gelen hasta var olan bazı sorunlarını bize aktarır. Aktarmış olduğu bu sorunları Hüsnü Hoca sanki bir kavanozun içerisinde getirmiş olduğu sütlere benzetirdi. Çünkü o geldikten sonra ondan yoğurt yapmayı bizlere anlatırdı. Maya kelimesi oradan geliyor, mayalama oradan geliyor. Nasıl bir sütün yoğurt olması için geçmesi gereken belirli şartlar, olgunluklar varsa, işte hekim geldiğinde o kişiye neyi nasıl yapacağını ve niye yapacağını, neye ihtiyacı olduğunu, neyin yapılmasından fayda bulacağıyla ilgili düşüncelerini aktarır. Bu sütün ısıtılmasına benzer. Tabii ki hastanın soracağı bazı sorular vardır. İşte o ısıtılmış sütün o da ılınmasını ifade eder. Çok güzel. Aynı paralel içerisinde yapılmış olan çalışmalardan örnek gösterilir. O da sütün içine maya atmaya benzer. Tabii ki maya attıktan sonra o mayalı süt bir anda gerçek yoğurt olmaz. Bir bekleme süreci vardır. Hastanın bununla ilgili talebini değerlendirdiği kısımda bu sürece gelir ve eğer hasta tedaviye verilecek telkinler ile istifade edecek yönleri varsa, eğer hasta bu tedaviden fayda görmeyi istiyorsa ve hekimine güveniyorsa işte o zaman maya tutmuş demektir. Hocam, şu harika bir anlatım buna, oldu. Çok teşekkür buna, ederim. Making exception with your awareness. M, A, Y, A harfleriyle Meksika'daki 11. International Society of Hypnosis'in kongresinde maya kelimesini hipnoz literatürüne soktum. Muhteşem. Bu kelimeden making exception with your awareness. Dolayısıyla Hüsnü Hoca'nın maya kelimesi artık hipnoz içerisinde kullanılan bir kelime kavram haline geldi. Artık. Bu aslında ta 1950 yıllarında ki Hüsnü Hoca'nın ilk yaptığı ameliyatlar o yıllara denk gelir. 51-52 yıllarında başlar. O dönemlerde hastaya yapacağını anlatıp hastanın olurunu alıyor olması bugün modern tıpta hastanın aydınlatılmış onamını daha yeni yeni almaya başladığımız bu etik değerin hipnoz içindeki ne kadar etik bir yaklaşım içinde yaklaşıldığını gösterir. Dolayısıyla hipnoz tıbbi bir olay. Çok ve teşekkür ederim. O özelliğe çok itina gösteriyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. O kavramın da kabul edilmiş olması, çok literatüre sokulmuş olması da bence muhteşem bir şey. Şimdi iki seyircimiz var ama size de kısa bir soruyla gitmek istiyorum. Dostlarımızın anlatmış olduğu bu mayalama meselesini biz psikiyatri ya da psikoloji dilinde yapılandırılma olarak algılayabilir miyiz? Aynı şey psikiyatri ve psikologlar için de geçerli mi? Çünkü siz birlikte de çalışıyorsunuz. Yani bir tedavinin bir amacı, tedavinin kendisine sağlayacağı şey, tedavi uyumunun ne anlama geldiği, ilacın, hekimin, varsa psikoloğun ya da işte hipnoterapistin yapacağı, bir tedavi ittifakının ne anlama geldiği şeklinde de hocalarımızın söylediğini anlayabilir miyiz? Sizin mesleğiniz bakımından yaklaşımınız nedir efendim? Mayalanma çok güzel bir kelime gerçekten. Tuttuk değil mi? Özellikle bizim psikiyatride ya da hani tedavi ettiğimiz hastalarda maalesef ki iyileşme biraz zaman alıyor. Yani hani bir cerrahi operasyonda apandisti kesersin, alırsın, dikersin ve biter. Ama bizim hastalıkların tedavisi öyle değil. Biraz zaman, emek ve sürecin işlenmesi gerekiyor. O yüzden hani aynı bir şeyin mayalanması gibi zaman alıyor. Ben bazen hastalara bunu işte
bu kısık ateşte pişen bir yemek gibi, biraz zaman alması gerekiyor gibi açıklıyorum. Mayalanma da uygun bir kelime. Hipnozu tedavide nasıl kullanıyoruz? Bu önemli. Şimdi biraz tıbbi hipnoz sanki konumuz. Evet. Biz psikiyatrik açıdan hipnozdan çok faydalanıyoruz gerçekten. Ama hipnozdan faydalanmadığımız, yani hipnozu kullanmadığımız alanlar var. Önce onları söylemek istiyorum. Gerçi Ali Eşref Bey biraz değindi ama biz mesela ağır demans olgularında hipnoz önermeyiz. Hani merak eden seyircilerimiz için de söylüyorum. Ağır psikotik olgularda ya da şizofreni benzeri olgularda hipnozu çok önermiyoruz. Küçük çocuklarda yapılabilir aslında ama eğer çocukla ilgili herhangi bir özel bir patoloji yoksa, hani çok yapma gereği yoksa pek tercih etmiyoruz. Bu gibi durumlarda bir de çok yaşlı hastada çok tercih etmiyoruz. Böyle değişik yöntemlerimiz var. Bir de hani attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmesi lazım. Eğer hani bir gerçekten bir yararlı olacaksa, kişinin evet, buna ihtiyacı varsa, yani alacağı iyi uygulanabilecekse uygulayıcı tarafından gibi durumlarda evet, mı geçerli? Demin mesela etik tartışmasına gelindi. Dışarıda bu katılan konuklarımız çok daha iyi açıklayacaklar. Şimdiye kadar bu geçmişte özellikle belki 50 yıl önce, belki evet, 70 yıl önce çok kötüye kullanılan dönemler oldu. Ve o etik sahne kuralları gibi aklımızda hat şeyler var, gazete haberleri vesaire evet, var. Onlar evet, herhalde çok da onaylamadıkları ya da oradan bakmadıklarını anlıyorum ben. Günümüzde de var. Günümüzde de hala hekim olmayan evet, insanlar istismar ediyorlar maalesef. Mesela hipnoterapiyle hocalarım da bildiği gibi ağrıyı bloke edebilirsiniz, hissettirmeyebilirsiniz. Örneğin hekim olmayan bir kişi baş ağrısını geçirmeye kalkabilir ama baş ağrısını geçirmeden önce teşhisinin konulması lazım. Gerçekten psikolojik ve psikosomatik mi bakmanız lazım veya tümörden mi kaynaklanıyor veya bir kanserin habercisi mi veya bir tansiyona onların bağlı mı? Ekarte mi edilmesi lazım? Mesela tümörden kaynaklanması durum başka bir şey. Ağrı bir mesela uyarandır. Ağrı bir uyarandır. Uyarını bloke edemezsiniz rastgele. Onun için teşhis yani konmadan hipnoz yapılmaz. Aslında iyilik de olmaz eğer evet, acı olmazsa. Evet, evet. Ama şu olabiliyor. Mesela Stanford Üniversitesi Amerika'da şu çalışma var. Biliyorsunuz kişi kanser ve ölecek. Son terminal döneme gelmiş. Morfinin yetmediği yerde sırf bile bile o dönemi huzurlu geçirsin diye bloke yapılabiliyor. Ama normal koşulda bunlar bilimsel ve tıbbi çalışmalardır. Piyasadaki insanları maalesef sömürerek işte ağrını geçireceğim deyip teşhis konu rastgele fetva veriyorlar ve zararlar da veriliyor. Benzeri çok olaylar var. İşte Sağlık Bakanlığımızın da çalışmaları sırf bu yüzden. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın talebi hocam siz da Sağlık Bakanlığı'na sık sık getiriyorsunuz. Ben çok önemli. Çok önemli. Öteliyorum. Çok İki seyircimiz var, alalım onu da. Peki söyle, efendim. Memnuniyetle. Sizin söyleyecekler çok, hepsini birden söylüyorsunuz. O kadar çok konunun içindesiniz ki ben tanıdım hocayı. Onun için hep böyle virgüllerle anlattırmayı tercih ederim. Efendim çok beklettik. Kusura bakmasınlar. İstanbul ve Mersin'den iki seyircimiz var. Önce İstanbul'a merhaba diyelim. Hoş geldiniz efendim. Duyabiliyorlar mı bizi acaba? Mersin'e merhaba diyelim. İstanbul'un sabrını zorlamışız. Efendim merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Not alıyor konuklarım. Buldum. Buyurun sağ efendim. Sağ olun. Ben 4 aydır ansiyete tedavisi görüyorum. Ama son 2 aydır çok ağır rüyalar görüyorum gece. Çok korkuyorum. Küçüklüğümden bu yana var ama doktorum beni psikoloğa sevk etti. Dün OKB dediniz değil mi efendim? Obsesif kompulsif bozukluktan mı bahsediyorsunuz? Takıntılar mı var hayır, sizde? Hayır, evet, ansiyete mi? Ansiyete, peki. Devam edelim lütfen. Tedavisi görüyordum da. Geceleri de ağır rüyalar görüyorum. Gündüz ilaçlarımı alıyorum ansiyete için. Korkuyorum. Komşular bile uyanıyorlar bağırmama, çağırmama. Birkaç tane ilaç kullandım. Hiç faydası biraz olmadı. Biraz açalım. Gece uyku sırasında mı bağırmalar oluyor evet, tab olarak? Evet. Her gece mi oluyor efendim? Hı-hı. Her gece. Hemen hemen her gece. Doktorum beni psikoloğa sevk etti. Dün gittim ön görüşmemi yaptım. Perşembe günü de terapilere başlayacağım. Acaba hipnozun yani şeyi olur mu? Zararı olur mu? Faydası olur mu? Onu öğrenmek istedim. Ne kadar zamandır bu durumu yaşıyorsunuz?
Ben küçüklüğümden bu yana vardı ama... Yani bize hani yaşınızı ve kaç sene olduğunu söylerseniz... göremediğimiz için küçüklüğünüzü... şu anda yaşınız kaç efendim? 50 yaşındayım. 50 yaşındasınız. 10 yaşından itibaren mi yaşıyorsunuz aşağı yukarı? Evet, 10 yaşından itibaren yaşıyorum. Ama şimdi son 2 ay çok arttı. Menopoza girdikten sonra daha fazla oldu. Çocukluk döneminizde korkulu sayabileceğiniz, sizi ürküten, unutamadığınız, hayatınıza çok etki eden... Çocukluk döneminde korku şey oldu. Abim köyde farelerine falan tutardı, üstümüze sallardı, bizi korkuturdu ne falan, o tür şeyler. Evimiz evet. Mezarlığa yakındı. Bir de annemi babamı çok küçük kaybettim. Bazı baskılar vardı üzerimizde. Onların etkisi oldu bilmiyorum. Peki, yeterli galiba. Bu süre içerisinde evet. Tedaviniz devam etti değil mi? Yani bir psikiyatrik tedavi gördünüz, ilaç tedavisi tabii, aldınız. Tabii psikiyatrik tedavi 4 sene önce de gördüm ben. Ama bu rüyalarımla ilgili görmedim. Şeyde psikoloğa da gittim. Şeyde oldum, hipnozda oldum. Ama bu rüyalarla ilgili değildi. Yine gelecek kaygısıyla ilgiliydi. Çok iyi gelmişti. Bu defa rüyalarım çok kötü öne çıktı. Biraz şeyi açalım. Ben hipnoz kısmından yardım aldığınızı bilmiyordum. Size uygulanan hipnoz biçimini anlayabilmemiz bakımından biraz bize anlatabilir misiniz? Nasıl oldu? Bize hipnoz seansınızın nasıl olduğunu, nasıl bir yardım aldığınızı anlatabilir misiniz? Müzik ses, alttan müzik sesi veriliyordu. Güzel şeyler söylemem. Tam yarı uyku halinde oluyordum. Güzel şeyler düşünmem söyleniyordu. Öyle yapıldı birkaç seans ama çok memnun kaldım. Tamamen uyuduğunuzu falan hissettiniz mi? Mesela kopuk yani evet, yaşadığınız evet, dünyada evet, bir kopuş var mıydı evet, orada? Birkaç defa oldu. Evet, birkaç defa oldu. Peki, anlayabildiğimiz kadarıyla bir cevap rica edeceğim konuklarımdan. İyi tamam. Geceler dilerim. Bir konuğumuz daha var, onu da alalım. Ardından cevaplarımıza geçebiliriz. Efendim merhaba. Evet, size merhaba diyorum. Buyursunlar efendim, dinleyelim sizi. Hoş geldiniz. Bana merhaba diyorsunuz, sağ olun. Buyurun efendim. Şimdi benim oğlum alkol bağımlısı. Yaşını alabilir miyiz? 38 yaşında olacak. Evet. Hı-hı. 2 ay sonra. Yani bir 12-13 senedir alkol tedavisi görüyor. Ama hipnoza falan inanmıyor. Ben buna inanıyorum. Konuştunuz herhalde aranızda. Çocuğunuzu aranızda evet. Konuştunuz. Ne diyor evet. Çocuğunuz hipnozla ilgili hangi cümleleri kuruyor hatırlayabiliyor musunuz? Öyle bir şey inanmıyorum. Hiç inanmıyorum diyor. Peki. Evet. Görmüş olduğu tedavi sürüyor mu? Yani hekimiyle ilişkisi, tedavisi sürüyor, tam olarak. Sürüyor, hani bir iki kez gittiği halde devam etmiyor ama genelde evet. Tedavi alıyorum diyorlar. Böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Böyle değil evet. Değil mi? Yok, 12 senedir gerek lape, gerek balık... Yatışı da oldu, peki. İsmi zikretmeye gerek yok. Çok teşekkür ederim efendim, yeterince anlaşıldı sorunuz. İyi geceler diliyorum. Hocam size ben alkolü verin, diğerini arkadaşlarım versinler. Efendim bizim yöntemimizde istemeyene, inanmayana, direnç gösterene hipnoz bilinçli yöntemine erişmemiz mümkün değil. Çok güzel hanımefendi işaret ettiler. Oğulları bu konuya sıcak bakmıyorsa bilinçli hipnoz yönteminden yararlanamazlar. Hiç boşuna vakit kaybetmesinler. Yani hipnoza girebilmek için kişinin olaya aklının yatması, inanması, araca güvenmesi ve problemi çözme istemi olması lazım. Bu üç şart bir araya gelirse %93 çalışmada hipnotik transı yakalıyoruz. Ama bu problemi çözmek demek değil. Siz, yani bir şey yapamayız. İnsana saygı var galiba. Tabii, İstemesi gerekiyor, iradesini diyecek, inanacak, kullanması, yönlendirme inanması. Yok. Hipnozda hipnozu uygulayan hipnotistin görevi kılavuz kaptanlıktır. Kaptanlık değil, kaptanlık her kişinin kendisine aittir. Siz ancak tarif edersiniz. İster uyar, ister uygulamaz. Diğer konuya derse arkadaşlarım cevap versinler. Şimdi ilk seyircimizden başlamak istiyorum. Anksiyete bozukluğu tedavisi görüyormuş. Bu uykuda sıçramalar, işte, kabuslar bir REM uyku bozukluğu dediğimiz bir uyku bozukluğunu çağrıştırıyor. Kullandığı ilaçlarla da ilgili olabilir. Daha önce uyku konusunda konuştuğumuzda hani polisomnografi dediğimiz bir yöntem, yani uyku analizi yapmamız gerekiyor. Eğer bu sıçramaların REM uykusunda ve kontrol edilemez bir şekilde olduğunu görebilirsek bunun tedavisi var.
farklı bir yöntemle tedavi edebiliriz. Hani bu farklı bir rahatsızlık, böyle bir uyku bozuklukları var. Hani onun tedavisi ayrı. Ama hani çocukluk çağında geçirdiği travmalar nedeniyle başka bir rahatsızlık da geçiriyor olabilir. Çünkü uyku, rüya, bağırma, komşuların duyması aslında orada çalışılması gereken epeyce bir şey malzeme var gibi değil evet, mi? Evet, yani anksiyete bozukluğu dışında, uyku bozukluğu dışında başka bozukluklar da olabilir. Tam hipnozun alanı olan bazı bozukluklar var. Özellikle disosiyatif bozukluk dediğimiz bozuklukta. Genellikle çocukluk çağ travmalarında travması olan kişilerde disosiyatif bozukluk çok sık görülüyor. Ve hipnozun en iyi geldiği, en çok kullanıldığı alanlardan biri. Tabii hani bu görüşmede ya da böyle bir şeyle, veriyle tanı koyamayız. Yardımcı olabilen bir yöntem diyebiliriz. Peki bunu Ali Ezcan hocamdan da bir katkı rica edeyim. Hocam birinci seyircimize, yani Mersin'den arayan seyircimize neler söylemek gerekir? Dinlerken siz şunları söyleyeyim diye neler düşündünüz? Yani hakikaten bir posttraumatik stres bozukluğunu ifade edebilecek yönleri var. Çocukluğu döneminde yaşanılmış olan birçok şeyler var. Onun arkasından yaşanmış bir kayıp olayı var. Bu yasın getirmiş olduğu hazmedilmemiş, çözülmemiş yas sendromunun getirmiş olduğu şeyler var. Gerçekten uyku bozukluğunun getirmiş olduğu bunların uykunun REM fazında ortaya çıkan unsurları var. Gerçekten bir psikiyatrik tedavinin destekliğinde hipnozu kullanılarak birçok yönlerde destek olunabilecek olan şeyler. Ama tabii bu konuda ehil olan ve konuya hakim olan kişilerin yapacağı şeyler. Ama galiba uyku düzeniyle ilgili olan şeyin mutlaka güzel analize edilmesi ve o konuda nerelerde destek olunacağının belirlenmesi lazım. Hepimizin hayatta birçok sıkıntı var. Burada ben bir vaka izin verirseniz. Destekli Nöropsikiyatri Hastanesi kliniğinde işte geçtiğimiz haftalar bana bir 9 yaşında erkek çocuğu getirildi. 4-5 yıldan bu yana hiç gece uykusunu uyumadığını, görmediği tedavi şekli kalmadığını, hatta uyku ile ilgili tetkiklerin yapıldığını, uyuma süresine bakıldığını söylediler. Bir tavsiye üzerine kliniğe geldi bu 9 yaşındaki erkek çocuğu. Kendisiyle görüştükten sonra yardımcı olma ihtimalimiz doğabilir diye söylemiştim. Ama dersini çalış, önce bir değerlendir, hazırsan bir şeyler yaparız demiştim. Çocuk bir hafta, ben haftada bir gün çalışıyorum klinikte, Levent'te. Geldi, hocam ben istiyorum dedi. Söyleşide şunu yakaladım. Peki hiç mi uyumuyorsun dediğim zaman şunu söyledi. Annem elimi tutarsa uyuyorum deyince, o zaman annesinin elini tutmayacağına göre ben hipnoz altında sadece şu telkini verdim. Artık akşam yatağa uzandığında, elini kapatıp üç derin nefes aldığında annen sanki elini tutuyormuş gibi tatlı bir uykuya dalacak ve sabahleyin dinlenmiş olarak kalkacaksın. Bu arada tırnak da kemiriyordu küçüğümüz. Tırnağında artık estetiğini bozduğunu, mikropları ağzına götürdüğünü, karşı cinslere karşı iğrenç manzara oluşturduğu fikrinden hipnoz altına telkin ederek sen farkına varacaksın. Parmakların ağzına gittiği zaman elini kapatıp üç derin nefes aldığında tırnaklarını kemirmeden kemirmiş gibi rahatlayacaksın. Başka bir şey çıkartmasın diye. İnanır mısınız? Pazartesi günü bana geldiler. Yemeden de yemiş gibi olabiliyor muyuz hocam? Evet efendim. Alkolü içme. Bakın yoksunluk tedaviden ben şunu görüyorum. Bakın sanal olaylar da düşünce yoluyla da aynı şey var. Sonuç verebiliyor. Biliyorsunuz Amerika'da beden geliştirme yapıldı. Bir kısmı yaptı, bir kısmı yaptığını düşündü, başardı. Parmak kasları piyanistlerin değerlendirildi. Çalan da çalmayan da aynı sonuç verdi. En son İsviçre'de bir araştırma yapıldı. Şeker severler üzerinde. Bunlara film gösterildi. Bir tanesine 5 saniyede bir şekerleme resmi kondu. Birine 20 saniyede bir gruba şekerleme kondu. 5 saniyede bir şekerleme gören 1-2 şeker aldı. Diğerleri avuçla götürdü. Yani farkında olmadan tatmin de var. Çocuğa verdiğim komuttan sonra pazartesi şu annesiyle bana geldiler. Hocam dedi, artık ilk defa oğlum artık uyumaya başladı dedi. Tırnaktan artık kemirmiyor dedi. Bakın bu kadar sorudan sonra verdiğim tek komut şu. Annen elini tutuyormuş gibi tuttuğunu düşünerek uyumaya başla.
komutuydu. Diğeri de onun işte tırnak kemirme olgusunun yanlış olduğunu ama rahatlaması gerektiğini. Çünkü biliyorsunuz psikiyatrik olaylarda bir şey kapatırsınız bir şey başlar. Rahmetli hocam ağabeyim Ayhan Songar bana şunu söylemişti. Ali'cim sigarayı bıraktır ama esrara başlatma derdi rahmetli hocam. Oradan yoksunluk duymasın. Tatmini verebiliyorsunuz. İçmeden içmiş gibi. Ben nöropsikiyatri hastanesinde müşterek yaptığımız İçmeden vakalarda da evet, şeyler hocam, geçiş döneminde geçmeden sigara da aynı şeyi verebiliyorum. Canın sigarayı çok mu çekti? Çok mu ihtiyaçlıydın? Sigarayı soranlar var. Elini hocam, kapat, üç derin nefes al. İçmeden içmiş gibi rahatlayacaksın ama bu geçiş dönemi süreçleri. İşte alkolü de aynı. Ve başaranlar oldu. Pek çok vaka var ve kayıtlara geçti bunlar. Evet. Ama herkes her şey olur demek istemiyorum. Sakın yanlış anlayın. Peki, ama tabii seyircilerimizin sorularını bilahare geçirelim ama sigara da çokça soruluyor ama kaldığımız yerden devam edelim. Canlı bağlantılarımızda olacak. Alkol bağımlılığı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Aynen. Şimdi alkol bağımlılığında bu hipnozun ve hipnotik telkin işe yarayabilmesi için önce hastanın alkolü bir bırakıp hani yoksunluk döneminin o klinik tedavide geçirilmesi gereken dönemin geçmesi gerekiyor. Ayıklık sağlandıktan sonra hipnozu yardımcı olarak hipnoterapi yöntem olarak kullanabiliyoruz. Hatta başarılı olduğumuz sadece hipnoterapinin desteğiyle başarılı olduğumuz birkaç klinik vaka var. Onları da sonuçlar iyi sonuçlar evet, alındırdı. Ama ilk önce yani şimdi her akşam böyle ağır alkol kullanan birini hipnoza sokarak şey yapamayız. Önce bir yoksunluğunu geçirmek gerekiyor. Ondan sonra o ayıklık döneminde oldukça faydalı. Zaten beraber Hüsnü olmak Hoca'da bu anlama gelir. Ayıkken gel derdi. Ayıkken gel. Yani kullanmadığın süreçte gel derdi. Bir de şeyde ipucu hocam da çok iyi bilirler. Kıstaslardan bir de işte içmez Ramazan'da hiç içmez bir ay. Ondan sonra içer. Yani olayda hep Ramazan'ı sürdürmek gibi komutlar verilirse başarabiliyorlar. Evet Ramazan'da içmiyorlar malum değil mi? Öyle, o kadar var. Sürede. Ama bayram bir herhalde İşe tekrar. Şimdi Ali Zan Hocam. Hipnoz tedavisinde kullandığımız tekniklerden birisi imajinasyon. Yani zihinde bir şeyleri gerçekleştirmek ve zihinde gerçekleştirmiş olduğunuz bir şeylerde belirli metaforlar, belirli imgeler üzerinde değişiklikler yapılarak gerçekleştirilen olaylar var. Dolayısıyla bir insanın... Örnekleyebilir miyiz hocam? Mesela bir şeyi nasıl değiştiriyoruz? Sanki uygulama yapıyor gibi o kişinin zihnindeki imge ne olsun biraz daha kolay anlamamızı sağlarsanız sevinirim. Yani değiştirmek istediğin şeylerde o hastanın kendi yaşantısı içerisindeki maya bölümündeki almış olduğunuz dokümanlar da sizin tedavinizin. Ben hamur tahtları çok seviyorum örneğin değiştirmesi istiyor. Yani seyircilerimiz şeyi soruyor hocam sigarayı soranlar var hastalıklarla ilgili soranlar var sınavları soranlar var. Kişisel gelişim vardır, sunumdur. Evet, bir ertesi gün bir program sunumu olacak ama çok kaygısı var. Onu bundan telkin alarak yapabilir miyim evet. diyorlar. Hatta bir seyircimiz işte piyasada satılan bazı hipnoz CD'leri var, seslerle vesaire filan. Yani aslında çokça sorular var. Bunların tümüne belki programın içerisinde aslında dolaylı da olsa bir cevap vermiş evet, olacağız. Evet, evet. İmajinasyon tabii, konusuna tekrar dönersek. Zihnimizde canlandırmış olduğumuz herhangi bir hayal şeyi mesela birçok yerlerde bu CD'leri şahsen ben kendi bakış açımda ben tasvip etmiyorum. Çünkü tedavi hekim hasta arasında gerçekleştirilecek olan bir şeydir. Yani mahremiyeti olan bir şeydir değil mi hocam? Efendim? Mahremiyeti olan iki kişi kesinlikle, arasındaki az evvel başına beri anlattığınız şeye ittifaka güvene dayalı bir şey olması. Kesinlikle dayanıyor. Ama daha önemli olan şey bunların altında subliminal telkinler verildiği söylenen şeyler var. Hasta hekim... Yani gizli yönlendirmeler diyebilir miyiz ona? Hekimin dediğini hasta bilmeli. Bilinçli hipnozun işte üstünlüğü ve farklılığı orada. Neyi diyorsanız, niye diyorsanız, niçin onu öyle yapacağını bilir. Dolayısıyla siz hastaya vermiş olduğu bir sorunu zihninde canlandırmış olduğu, onun için imge bazı taşıyan herhangi bir şey olduğunda, mesela zihnindeki bir deniz kıyısındaki var olan kayaları, taşları, belirli bir şekilde dalgaların geliş gidişiyle küçültürken, bunun herhangi bir şekilde onun vermiş olduğu şikayetlerle ilişki kurduğunuzda olur. Ama bunu durduk yerde her görenin yapabilmesi doğru değildir.
bunun altında, bunun ne manaya geldiğini, katatimik açıdan, yorumlamak açısından nasıl bir şey olduğunu ancak bu konuyu bilen insanların yapması lazım. Yoksa yani her söylenen şeyle bir şeyler değişmiyor. Bunları mutlaka terapetik ölçüler içerisinde değerlendirmek lazım. Evet. Sembollerle çözülüyor. Genelde kaygılar var. İşte evet. Ali Özden Hocam getirdiği yerden biraz yürüyelim. Ardından tabii. Soru da Doktor Bey'e soracağım. Acaba benim istemediğim bir cümleyi alır mı? Benim saklı tutmak istediğim bir konuyu öğrenir mi? Acaba şimdi, gizli mahremiyetlerimi işte sırlarımı açıklar mı? Daha evvel sakladığım işimin bilebilmediği, kardeşimin bilebilmediği falan bir sürü bir şeyler var. Acaba bunlar ortaya çıkar mı? Ya da seans sırasında bana dokunur mu? Ya da zarar verir mi? Ya da işte hani yan benim özel alanıma işte girer mi gibi çokça kaygılar var. Tıbbi hipnoz cümlesi bunu ortadan kaldırıyor ama bilinçli hipnoz kaldırıyor. Evet. Bilinçli hipnoz şöyle ki kaldırıyor. Bilinçli hipnoz farkındalık demek. Yani her şeyi bilerek, hissederek. Örneğin hipnotik olgu içerisinde dünyadan kopmuyorsunuz, soyutlanmıyorsunuz ama bir parça uzaklaşıyorsunuz. Bu neye benziyor? Dalgın anlarınıza benziyor. Dalgın anlarınıza sağa sola çarparsınız. Görme fonksiyonunuzu kısmen yitirmiş olursunuz. Hipnoz, herkesin yaşadığı hipnoz çok farklıdır. Ne kadar insan yaratılmışsa her bir bireyin bakış açısı, yaklaşımı kendine özeldir. Nasıl nefesiniz farklı, sesiniz farklıysa, parmak iziniz farklıysa hipnozu yaşamanız da farklıdır. Nice hipnozla uyguladığımız vakalar ben hatırlarım. Sanki hipnoza girmediğini zannedersiniz. Bazen bir dokunuş, bazen bir söz geldiği zaman işi bitirmiş de olabilir. Bazen çok derin hipnoza girdiğini görürsünüz. Sanki ameliyat yapacaksınız kadar derinlikte hiçbir şey almadığını da görürsünüz. Kişi neyi çözmek istiyorsa onu çözüyor. Zaten hipnozun toplumdaki yeterince istediğimiz yeri alamayışının nedeni klasik sahne gösterinin yaptığı çalışmalardır. İnsanları hipnotize ederek işte bir kalasa çevirerek üzerine tepinip bel kemiğini kırmışlar. İşte hayvanlara çevirmişler. Komik filmlerde böyle kullanılıyor. Yani maalesef. Daha çok işin bir görsel yanı, fotoğraf yanı var ve maalesef bu başka türlü bir şey gibi anlaşılıyor. Evet. Bilinçli hipnozda ise kişi tam tersine maksimal bilinç açıklığı içerisindedir. Verileri ve algıları bağlamında. O yüzden istemediği bir şeyi sırrı açıklamayacağı gibi herhangi bir davranışa reaksiyon gösterme açıklığına da sahiptir. Bu bağlamda yalnız ben şuna da gelmek istiyorum. Bir takım takıntıların arkasında yatan olguların başında en fazla karşımıza çıkan olay yaşamda bize yüklenenler. Sonuç olarak yaşadığımız süreçte yasalarla, anenelerle, tüzüklerle, geleneklerle, göreneklerle, kurallarla insanlar belli bir baskı altındalar. Bu baskı altında kalış insanın davranışlarını kısıtlar bir hale geliyor ve sonuçta maddi bir bakış açısı ortaya çıkıyor. Maddi bakış açısından kastım şu. Göreceli olarak görev tanımı kendisine göre yukarıda ise ilahiyat ettiriyor ve kendini ifade edemiyor. Göreceli olarak kendine göre çok zengin biri ise yine kendini ifade edemiyor, patronsa vesairese gibi. Veya fiziki güçlüyse veya cinsiyeti farklıysa bunlarda da ifade edemiyor. Bunların birikimleri üzerinde hastalık ve sorunlar olarak kaçıyor. Kekenmeler başlıyor, ifade zorluğu başlıyor. Bu tür vakalarda birkaç seans içerisinde klinikte yaptığımız çalışmada şunu yapıyoruz hipnotik transla. Doğaya bak ve kendini gör. Dünyada sonsuz yaşamış insan var mı? Peygamberler bile gelmiş gitmişlerdi. Su, savası, gıdası yaşayamasın. Yani tüm insanlar eşit yaratılmış varlıklardır. Zelzele olduğu zaman binanın altında zengini de fakiri de kalır. Ayrım yapılmaz. Sel geldiği zaman önünü görünü geleni sürükler. Cumhurbaşkanı kenarda kalsın demez. O halde sen de doğaya baktığın zaman eşitliği görebiliyorsan eğer karşındaki kişiye saygıda kusur etmeden söze başlayarak konuş gibi kavramlar verilebiliyor. Bu da bize ne veriyor? Baskıların belli bir denetim altına alındığında özgüvenin yakaladığı yerde her şey biter. Ancak hipnotik olgularda özellikle Doktor Öztürk ekolünde pek fazla geçmişi aramak, neden olduğunu yani sorgulamak yanlış. Rahmetli hocam şöyle derdi. Başta travmalarını anlat, tecavüzünü işte, anlat evladım ya, falan derdi, böyle bir şey yok. Gayya kuyusunu deşmeyin, aynen tabir bu. Arkasından ne çıkacağı belli değil. Toplumda bugün pek çok obsesif vakalarda temizlik hastalığı gibi kavramlar arkasına baktığın zaman, incelediği zaman background'da bir takım ensest ilişkiler, dürtüler, tasallutlar çıkıyor. Bir kısmı bunların kişinin hafızasını ama bir kısmını unutmuş ve terk etmiş istiyor. Siz onu tekrar yaşatarak, geriye dönerek yaparsanız kişiden intihara bile giden sonuçlar olabilir. O yüzden rahmetli hocam şöyle derdi, evladım derdi, geçmişte ne olmuşsa olmuş, üzerine kalın bir örtü örtsün. Sanki ona değilmiş, başkasının hikayesini belleğinden silsin atsın gibi yaklaşımlar yapardı. Yine peki, hatırlarsanız eğitim amacıyla bizi sormuşlardı. Eğitimde hipnoterapinin iki farklı uygulaması var. Birincisi
çalışma döneminde sorumluluk hissederek derse konsantre olma, dikkatini vermesi, özgüveni yakalamasıdır. Her dersi en sevdiği derse dönüştürerek bilgisayarını kodlaması ve hazırlamasıdır. İkincisi, aldığı bilgilerin sınavda heyecansız, sanki sınavda değilmiş ki pazarlamasını yapması, takılmadan bitirmesi ve süreyi sonuna kadar kullanması. Hatta bu süreçte fizyolojik ihtiyaç erteleme gibi kavramlar verilir. Yani eğitim boyutunda hipnoz bir bilgiye donanmada, ikili bilgi pazarlamada yapılabiliyor. Ali Özden Hocam, size bir soru soracağım. Ardından da tıbbi sorularla da doktor beyle de gitmek isterim. Daha evvel Ali Eşref Hocam anlatmıştı. İki Ali olunca ikinci isimlerle beraber. Yabancı söyleyelim. Şimdi bir el kapatma, daha doğrusu bir kaydetme ve tekrar çağırma gibi durumlar var galiba. Biraz bize onu görsel biçimde anlatır mısınız? Peki. Hani bir şeye karar veriyorsunuz ve onu bastığınız zaman kaydediyorsunuz. Hani bir kaydet tuşu gibi mi? Yani biz onu nasıl anlayabiliriz ve nasıl uygulayabiliriz? Neden böyle bir şey yaptırıyorsunuz? Peki. Şimdi hipnozun 3 tane temel adımı var. Bunlardan birisi mayaydı. İkincisi indüksiyondu. İndüksiyonda aynen Aleşe Hoca'nın söylemiş olduğu gibi ilacı enjektörle terapist veriyor. Ama üçüncü adım otohipnoz dediğimiz, hastaya verilmiş olan bir anahtar işaretle tedavide yararlılığını devam ettirme kısmıdır ki bu ancak tedavide belirli bir noktaya geldikten sonra hastaya verilmiş olan bir çalışma. Yani verdiğiniz belirli bir tedavi protokolü içerisinde hekim vermiş olduğu tedavide iyi bir sonucun meydana çıkmakta olduğunu tespit ettiğinde, hasta bunda istifade ettiği yönleri farkıp değerlendirip o değerlendirdiği şeyleri devam ettirmede kullandığı bir şey. Bunu yaparken ben hipnoza 1971-72 senelerinde amcamın yanındayken başladım. İltisaf Fakültesine zaten girişim bunun tıp alanındaki bugün erişmiş olduğu noktalara eriştirmekti ki şu anda Avrupa Hipnoz Birliği'nin, European Society of Hypnosis'in yönetim kurulundayım. Bütün bunların hepsinin içerisinde otohipnozda vermiş oldukları bir anahtar işaret vardı. Sağ elinin baş parmağını avucunun içine al, diğer dört parmağını bu şekilde kapat diye verilmiş olan bir şeydi. Tabii telkini aldıktan sonra mı hocam? Hani şunları yapmayacağım dedikten sonra mı yapıyoruz? Evet efendim. Kesinlikle bu hareket özel bir tedavide hekimin belirli bir noktaya hastasında ulaştığına inandığı ve o verilmiş olan şeyin hekimin sınırladığı ölçüde hastanın hekimin verdiği izinden kullanabildiği kısmıdır. Mesela gene ağrıyla ilgili bir kısımdan küçük bir örnek vereyim. Hastayı ameliyata hazırladınız. Ameliyatı gerçekleşti ama ameliyat sonrasında ve ameliyat sırasında da ağrısızı duymadı. Veya aynı şey doğum içinde olabilir. Ama ameliyat sonrasında meydana gelen dönemde verdiğiniz telkinde hastanede bulunduğun süre boyunca ağrısızı duymayacaksın gibi genel bir telkin verdiniz. İşte bunun içerisinde özel bir kısım var. Özel kısım, hekim seni muayene etmeye geldiğinde sağ elinden baş parmağını avucunun içine alıp kapatacaksın ve bütün fizyolojik hislerin aynen sana iade olacak. Bu o kadar önemli bir olay ki, çünkü vermiş olduğunuz genel telkin içerisinde hekimi yanıltmamak ve hasta için doğru teşhisin getirdiği davranışları kullanmak açısından önemli. Yani kişi kendisi için de önemli. Demek ama ki. Aynı zamanda o kişi bu hareketi yaparak ağrısını kaldırarak da yapıyor. Yani ne amaçla verdiyseniz sadece o amaçtan çalışan bir şey. Her metal anahtardır. Anahtarlar metalden olur. Ama her anahtarın açacağı kapı kendine göredir. İşte bu sınırı otohipnozdan ayarlayabilmek çok çok önemli. Çok teşekkür ederim. Otohipnozu vermiş olduğunuz o kısımda hasta mesela gerçekleştirmiş olduğunuz bir total abdominal histerektomi, yani rahmin, yumurtalıklarının ve tüplerin beraber de çıkarıldığı kadın hastalıklarının en büyük ameliyatıdır. Mesela o hastamız ameliyat sırasında herhangi bir ağrısızı duymadan bu ameliyat gerçekleşmesine rağmen daha öncesinde migren rahatsızlıklarının hipnozdan düzelmiş olmasına rağmen ağzındaki dişinin acısını duyduğu için diş hekiminden yardım istemek durumundaydı. Çünkü onu kaldıramazdı. Çünkü onun sınırı yoktu. Onun için hipnozda verilmiş olan telkinlerde hekimin kontrolünde
elde etmiş olduğu şeyi devam ettirmektir hipnoz. Yoksa kişinin kendi başına kazandığı şeyi istediği gibi kullanması demek değil. Bu yanlış anlaşılan bir şey. Ben kazandığım bir şeyi hep yaparım. Hayır. Onun sınırı belli ve o sınır içerisinde tedaviyi yanıltmamak açısından ama tedaviyi kolaylaştırmak açısından. Sayın Bey, toparlayacağım. Sayfada tabii. Epeyce seyircilerimiz konuyu tartışıyorlar. Her açıdan ilgileniyorlar. Bunu alalım. Ardından da hipnoz kongresiyle ilgili bilgileri hocamdan alarak kapatmış tabii. olalım bugün. Yasemin Karacadağ'ın selamları var hepinize. Füsun ablanın bir sorusu var. Onu da iletelim. Diyor ki bipolar bozukluğa iyi gelir mi? Bunu bir cevap arayalım. Biraz sonra özet soruları aktaralım. Özetle toplamdan gidelim. Bir başka seyircimizin sorusu var. Sigara bırakmada hipnozun etki oranı nedir? Seansların süresi ne kadar? İsim belirtmeyin demiş. Evet, belirtmeyelim. Çok teşekkür ederiz seyircimizin. Hepinizin çok iyi göründüğünü, çok iyi anlattığınızı, çok karizma bir program olduğunu söylüyorlar. Çok teşekkür ederim öğretmen hanıma. Konuklarıma iltifatı için. Facebook sayfası üzerinde de tartışıyorlar seyircilerimiz. Ayşe Oruç Karabaş'ın selamları var. Rabia İş Aracı iyi yayınlar dilemiş. Yasemin Taşova anksiyete bozukluğu ve panik bozukluğunda kullanılımını sormuş. Bununla beraber MDR tedavisi gibi diğer tedavilerle acaba şey mi, eşdeğer bir durum mu var? Yoksa hipnoz mu daha etkili gibi? Hani zihinlerindeki soruları soruyorlar. Tülay Barışkan kolaylıklar dilemiş. Hipnozla çocukluğa inme olayını bir uzmanımız anlatsa netleşse iyi olur demiştiniz. Biraz kısmen bahsettiniz. Filmlerde çok izledik. Aslı nedir acaba diyorlar. Asiye Yaman iyi yayınlar dilemiş. Efendim Şule Hanım ise hipnoz CD'leri aldım. Ünlü bir doktorun kendi sesiyle yaptığı bir şey. Panik atak var bende. İnanın biraz da yarar gördüm diyor seyircimiz ama hani bu yarar ne kadar onu sizler daha iyi bilirsiniz. Bir seyircimiz ise benim için sigara bırakmak önemli. Buna ne kadar katkısı var diyorlar. Seda Sultan panik atakta hipnoz tedavisi uygulanıyor mu diye sormuş. Tabii hemen de cevap veremediğim için sabırsızlıkla az devam ediyorlar. Alo diyorlar, hu diyorlar filan. Hani gördüğünüz gibi bakın diyorlar. Ama sonunda bir toparlamaya çalışıyoruz. Hatta bir seyircimiz Uğur Bey benim sorumu sormaz zaten demiş. Efendim soruyoruz. Ama tümünü görme şansımız olmuyor. Genelde Facebook sayfasında soru sormak yerine aralarında konuşuyorlar, kaynatıyorlar. Bazen yorumlar yapıyorlar. Doğru. İşte Google'dan bilgiler yapıştırarak paylaşıyorlar. Tümünü program sırasında okuma imkanı olmuyor. Onu da dikkatinize sunmuş olalım. Hipnoz sırasında direkt komut mu veriliyor? Beyinde nasıl bir değişiklik oluyor diye uzun soru işaretleriyle bir seyircimizin sorusu var. Bir de şeye çok dikkat çekmişler. Verilen telkinlerden bahsetmiştiniz ya hocam beyine. Evet. O gizli telkinden de bahsetmişler. Demek ki konu anlaşıldı anladığım kadarıyla. Sizden bir özet alalım. Ardından kongreyi de konuklarını alıp kapatalım. Şimdi ilk seyircimiz bipolar bozuklukta hipnoz kullanılır mı gibi bir soru sormuş. Şimdi bipolar bozukluk alevlenmeler ve sönmelerle seyreden bir duygu durum bozukluğu. Aktif olarak yani hastalığın alevli dönemlerinde daha çok ilaçla yatıştırdığımız bir hastalık cinsi. Ama biz burada psiko eğitim veriyoruz. Psiko eğitim sırasında hipnozdan faydalanılabilir. Ayrıca bipolar bozukluğu olan hastanın yanında ek tanı başka rahatsızlıkları olabilir. Yine panik bozukluk, işte herhangi bir ağrı bozukluğu, herhangi bir psikosomatik hastalık. O zaman faydalanılabilir. Ama aktif dönemlerde bipolar bozuklukta özellikle hipnozu tercih etmiyoruz. Sigara bağımlılığında hipnoz kullanılabilir, yeri var. Anksiyete bozukluğu, panik bozukluğunda kullanılabilir. EMDR ile farkı nedir gibi bir soru geldi. EMDR yine özellikle posttraumatik stres bozukluğunda ve travma, hani tekli travma ya da çoklu travma olabilir. Çok kullandığımız bir yöntem. Her ikisi de etkili. Özellikle disosiyatif bozukluklarda, konversif bozuklukta. Birbirlerine üstünlükleri henüz tam karşılaştırılacak kadar çalışılmadı.
Her ikisi de etkili. Kişiye özel tedavi dediğimiz gibi, hani bu sana iyi gelecek, onu klinisyen çok iyi anlar, bu sen bundan daha çok fayda görürsün gibi, klinisyene bırakılması gereken bir şey. Şimdi hipnoz nedir diye bir hani nasıl bir bilinç durumu süremize daraldı. Bir iki cümleyle toparlarsanız sevinirim. Bu hipnozun ustalarına bırakmak istiyorum. Genel itibariyle o sorulara kısa kısa cevap verdim. Hocam kongreden, evet. Sağlık Bakanlığı'ndan. Evet. Şimdi efendim Sağlık Bakanlığımız gerçekten geçen yıl Haziran'dan başlayarak bizi 3-4 yere toplantıya davet etti. Ben ve arkadaşlarım bakanlığa giderek tamamlayıcı tıpla ilgili hipnoz bölümünün hazırlıklarını yaptık. En son toplantımız Mart'ın 27-28'inde oldu. 2 gün boyunca çalıştayda baştan sona kadar 7 arkadaş ve ilgili görevli ve daire başkanı olmak üzere hipnozun artık bilimsel bir çalışma etik içerisinde hangi eğitimlerin verilmesi, kimlerin uygulaması yetkilidir gibi kararlar çıktı. Bununla ilgili bir yönetmelik taslağı hazırladık. Sanıyorum birkaç ay içerisinde bu taslak yayınlanacak. Tıpkı akupunktürde olduğu gibi eğitim koşulları, disipliner durumlar, vakit, saat, zamanlama, kimler ne yapar ortaya çıkacak. Bu arada Sağlık Bakanlığımızda genel müdürün de söylediği gibi tebabatı şubabatı tarzı icraatına dair 1928 sayılı kanunda ufak tefek değişiklikler yapılmış. Bugüne kadar Sağlık Bakanlığımız doktor ve diş hekimlerinin bir de klinik psikologların hipnoterapi yapacağını, muayene etkilerini onu söylemişti. Bu biraz daha genişletilmiş zannediyorum Avrupa Birliği formatında. Hekimlerin kontrolünde olmak kayıt şartıyla belli meslek gruplarının profesyonellerinde uygulama yapabileceği gibi bilgiler verilmiştir. Kongremizin ilk 2 günü ifade ettiğim gibi yabancıların çalışma ve workshoplarıyla dolu dolu geçecek ama pazar günü tamamen 3 ayrı salonda çeşitli aktivitelerle arkadaşlarımız sunumlarını yapacaklardır. Bu arada bu pazar günü saat 1.30 ile 2.30 arasında 1 saat süreyle bir sınav yapılacak. Daha önce Stüdyon Üniversitesi'nin düzenlediği tıbbi hipnoz kurslarına katılan arkadaşlar en az 80 saatlik eğitimi tamamlamışlarsa teorik bilgiler sınavına katılacaklar. Teorik bilgiler sınavına katılırlarsa imzalı bir belge aldıktan sonra pratik uygulamacı ikinci çalışmaya devam edecekler. Bu da kongremizin katılımcılar açısından özendiren bir tarafı oldu. Bir de bu eğitim alan arkadaşlarımızın bilgilerini tazelemeleri çok daha güzel hale geldi. Yine kongremizi... Kimler katılabiliyorlar hocam? Doktor, diş hekim, psikologlara biz açık kıldık ve şu an itibariyle 250 katılımcı bizlere başvurdu. Zaten salonumuzda ancak biliyorsunuz 300 kişi kadar alabiliyor. Bizleri saymadık. Diğer görevleri saymadığım için bu şekilde oldu. Bu arada kongremizle ilgili de ilk defa Avrupa Tıbbi Hipnoz Birliği bir derneğe yetki verdi. Yani kredilendirdi. Şu anda dernek üyesi olan ve belirli koşulları taşıyan arkadaşlarımız bu kongreye katıldıklarını beyan ettikleri takdirde 20 kredi olarak Avrupa Birliği'nden alacaklar. Gelecekte Avrupa Birliği belgelerini aldıkları zaman 3 yılda 60 puanı tamamlarken gayet güzel bir rakam olarak da çıktı ve ilk defa da bir Türkiye'ye Tıbbi Hipnoz Derneği'ne bu yetki verildi. Bizden sonra da Macaristan'da galiba Ağustos'ta kongrede bir yetki verecek. Bu da bir gelişme. Ben teşekkür ediyorum arayanların ilgilerine. Zamanımız daraldı için daha fazla bir şey söylemiyorum ama şunu söylüyorum. İnanmadığınız, güvenmediğiniz kişilerin hipnozlarına girmeyiniz. Bu çok önemli galiba. Ali Hocam da söylesiniz son olarak. Şimdi son kısımda hipnozun tarifini yapalım. İstendi. Ben onunla yapılan çalışmaların hepsini özetleneceğini düşünüyorum. Kişilerde farklı indüksiyon teknikleriyle dikkat, algı ve bellekte 5 duyumuzda nörofizyolojik ve nörobiyolojik değişikliklerin de meydana getirildiği, kişinin sosyal, bedensel ve ruhsal alanında telkin ile gerçekleştirilen farklı bir bilinç durumudur. O halde kişinin algı bozukluklarında ve algı değiştirmelerinde, düşüncesinde, belleğinde, hafızasında ve dikkatinde neleri değiştirmemiz gerekiyorsa bunların bir hekim tarafından takdir edilen tedavisinde, eğer hasta bu konuda fayda görebileceğine hekim inanır, hasta da bu tedaviye uygunsa işte o zaman hipnozu kullanarak yardımcı olmak mümkün.
Hipnoz gerçekten ancak tedavi ehliyeti olan kişilerin kullanacağı bir tekniktir. Evet, sonunda bunu da söylemiş olduk. Bir şey yönetelim, bitirelim. Çok teşekkür ederim Ali Şef Hocam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Sabri Bey. Sevgili seyirciler, kongreyi önemsiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye böyle bir kongreye getirdikleri için Üsküdar Üniversitesi'ne, Tıp Hipnoz Kongresi ve diğer paydaşlara, bunu yürüten kişilere mesleki açıdan önemli. Biz de işte böylece dinlemiş olduk. Bu kongreyi yapmamış olsalardı bu bilgileri belki bugün paylaşma imkanımız olmayacaktı. Bize de yansıyan en azından böyle bir yanı var diğer katılımcıların dışında. Yarın yine birlikte olacağız. Yarın çocuklarda tik ve takıntıları konuşacağız. Çok önemli ve yorucu bir konu aslında aileler bakımından. İki değerli konuğum var. Profesör Özgür Yorbik ile yardımcı doçent doktor Müket İşiten misafirim olacak. 23.45'te biz yine sizi bekliyor olacağız. Kendinize iyi bakın efendim. İyi geceler.